yardımcı olacak. Bugün Arktika konusunda her su içeren uluslararası bir hukuk mevcut değil. Bu belgenin hazırlanması üzerine çalışmalar yapılıyor. Rusya'da Arktika ile ilgili durumlu kanunlar ve Rusya Federasyonu tarafından 2020 yılına kadar da sonraki dönem için uygulandığı program veriliyor. Herkes bugün Arktika kıta sahanlığı kaynaklarının farkında. Özellikle Rusya'nın rezervleri biliniyor. Burası gezegenin enerji alanındaki geleceğidir. Dinleyicilerimize tahmin edilen hidrokarbon rezervleri konusunda bilgilendirmemizi rica edeceğiz. Ну, основные масштабы углеводородного сырья, они измеримы с размерами России. Россия – это самая большая страна в мире. Ana hidrokarbon ölçeği Rusya'nın ebatlarıyla boy ölçüşebilir. Rusya dünyanın en büyük ülkesidir. Tanrı'nın lütfu olarak hidrokarbon rezervlerinin de en büyük bölümüne sahiptir. Sadece hidrokarbon rezervi değil, diğer mineral kaynaklar da sahiptir. Rusya'da genel olarak kıta sahanlığı hakkında konuşulacak olursak, petrol ve gaz kaynaklarının çok büyük bir kısmı kuzeyde bulunmaktadır. Bu birinci olarak Batı Sibirya Ovası veya Petrogaz bölgesi ülkenin Kars Denizi altına uzanan kuzey bölümüdür. Barents ve Pejovski denizleri de petrol ve gaz rezervleri bakımından çok zengindir. Ancak bu Rusya'nın Batı Arktikası, Avrupa kısmı, bu denizlerde çok sayıda yatak ortaya çıkarılmıştır. Dinleyicilerimiz için kaynaklar ve rezervler derken değişik şeylerden bahsettiğimizi açıklamak isterim. Çünkü birçoğu bunları karıştırıyor. Kaynaklar elimizde olan ama henüz bulunmamış olan ancak bulmayı ümit ettiğimiz zenginliklerdir. Çok kez kaynaklar teyit edilir. Bazen umulandan az bazen fazla çıkar. Rezerv dediğimizde ise artık keşfedilmiş ve devlet rezerv komitesi bilançosuna kaydı yapılmış doğal zenginlikler anlaşılır. Yani elde edilmiş. Ну, уже в той или иной степени bakacak olursak kıta sahanlığı ve okyanus etekleri tek başına şirketler tarafından işletilmez. İçine ona kadar bazen daha da fazla şirket giren konsorsiyumlar söz konusudur. Bu durumda şirketler dışları